Günaydın. E, Cuma günü hafif satışlarla bir kapanış oldu. Hacim tarafına baktığınızda e, çok ciddi artışlar görüyoruz. Çünkü e, Cuma günde paylaşmıştım. Triple Witching tabir edilen e, opsiyonların ve vadelilerin e, aynı gün expire etmesi söz konusuydu. Dolayısıyla e, hacim tarafında ciddi bir aktivite var. E, tabii bunu bir kenara bırakırsak e, fiyatlamalara baktığımızda ufak bazı uyarı işaretleri alıyor olabiliriz. E, Nasdaq e, ay başından bu yana yeni bir zirve yapmamış durumda. S&P'ye baktığımızda o ...orada marjinal bir zirve var. Dow Jones'a baktığımızda keza marjinal bir zirve var. E, ama yine Russell tarafına döndüğümüzde... E, ...çok net bir e, satış olduğunu görüyoruz. Öyle ki 200 günlük ortalamanın da e, altına geçmiş durumda. Ve uzun bir e, süre sonra 50 günlük ortalamada... ...200 günlük ortalamayı e, kesmek üzere. E, şurada da benzer bir durum olmuştu. Ama e, ardından yukarıya döndü. Ama yine de ben e, buradaki e, gelişmeyi... ...yani şurada 3 tane daha düşük tepe olması... E, Nazdan biraz daha zayıf hareket ediyor olmasını ve biliyorsunuz ay başında bir düzeltme dönemine girdiğimizi düşünmem dolayısıyla buradaki gelişmeyi biraz daha önemli buluyorum ve biraz daha yakından takip etmekte fayda var. Ekonomik veriler açısından baktığımızda bugün existing home sales gelecek ama asıl kritik olan büyüme açısından tabii ki yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri ve enflasyon açısından da PCE olacaktır. Fed'in de biliyorsunuz takip ettiği bir gösterge ama bu önemli. Önümüzdeki hafta açıklanacak. E, diğer taraftan e, bugün e, Fed'in 3 numaralı ismi diyebiliriz. New York Fed Başkanı her zaman e, eşitler arasında birincidir. E, bir röportajı olacak. Orada da e, belki piyasa dostu açıklamalar gelebilir. E, yakından takip etmekte fayda var. E, bu arada vadillere baktığımızda e, biraz satıcılı olduğunu görüyoruz. yarıma yaklaşan bir e, satış var ve e, önemli bir noktada Dönem dönem paylaştığım e, S&P endeksi endeksin seyrine baktığımızda e, son dönemin en yüksek son dönemden kastım son yılların en yüksek seviyesine e, gelmiş olması aslında isterseniz son yılların da ötesinde e, bu endeks e, tarihi zirvesinin çok az altında, yani tarihi zirvesi e, görüyorsunuz 1980, e, 1998 yılında 146.22 Cuma kapanışı, 146.08. E, bu endeks detaylarını paylaşmıştım VIX'in e, çalışmadığının anlaşılmasıyla yapılandırılmış bir endeks e, ve Panik olmasa da temkinli bir yaklaşımda bulunmamızı gerektiriyor. Çünkü sert hareketlerin ihtimalinin arttığını gösterir durumda. Asya tarafına geçelim. Asya tarafında Çin'in önderliğinde bir eksi görüyoruz. Şurada ikinci seansta gördüğünüz üzere bir buçukluk bir eksi var. Yine Hong Kong'da işlem gören Çin kağıtlarında eksiler olduğunu görüyoruz. Japonya tarafında da yenin değer kaybının biraz kesilmesiyle beraber hafif bir değer kaybı söz konusu. Çin'de tabii Finans Bakanlığı'ndan gelen 2015'te büyümenin aşağı revize edilebileceği daha doğrusu hedefin aşağı yönde koyulabileceği ve yeni paket olmayacağı tarzında beklentilerle sert satışlar geldi. Bu satışların aynı zamanda metallere de yansıdığını görüyoruz. Bakır tarafında yüzde bir buçukluk bir satış var. Iron Ore kontratlarına baktığımızda orada da Şurada göreceksiniz şimdi e, tarihinin daha doğrusu kontratlar e, trade edilmeye başladığından bu yana en düşük seviyesine e, gerilemesi söz konusu. E, bu nedenle e, Avrupa seansında yansıyacak bir satışla karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Buradan pariteleri geçelim ama önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün gördüğünüz gibi Plaza Anlaşması'nın yıl dönümü. Plaza Anlaşması aslında Japonya'nın kayıp 10 yılının da nedenlerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz haftada detaylarını paylaşmıştım bu anlaşmanın. Şurada hemen Plaza akord öncesi görüyorsunuz çok ciddi bir e, dolar değerlemesi e, söz konusu ve çok e, da uzun olmayan bir dönemde 84'ten e, şurada görüyorsunuz 85 yılının e, sene başında e, aşağı yukarı 163'e yani %100'lük bir e, değerlenme var. E, Tabi bu kadar net olmasını beklemiyorum o dönemdeki koşullardan da farklı koşullar var ama e, diğer yandan da şu anki koşullara bakarsak e, şu anda benzer bir e, rally'nin de başında olduğumuzu Düşünüyorum şuradan hemen trende bakalım görüyorsunuz önemli bir seviye aslında haftalık olarak bu seviye değişecek dolayısıyla bizim de adjust etmemiz gerekecek ama şurada bakarsak 87.5 seviyesi gerek şuradaki tepelere denk gelmesi aşağı yukarı bunlar da 88'de gerekse plaza akort kaynaklı şu düşüş kanalına denk gelmesi nedeniyle çok kritik. Bu seviyelerin kırılması durumunda yukarıya doğru hareket hızlanacak ve çok daha büyüyecek. Dolayısıyla bu seviyeyi takip etmekte fayda var. Plaza akordun nasıl koşullarda oluştuğunu sonrasında gelmesiyle neler olduğunu da bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu kez Japonya'da olup bitecek olan Amerika'da olacak diye düşünüyorum. Ama bu orta uzun vadeli bir konu. Bunu bir kenara bırakıp günümüze dönersek Euro tarafı ufak tefek tepkiler vermeye çalışıyor. Burada ee doğrusunu isterseniz alım için baktığım yer benim ideal bir senaryoda şurada gördüğünüz aşağı yukarı 27-50'ler bu seviyelere gelirse alım yapmayı tercih ederim. Tabi bu seviyelerin kırılması çok daha sert bir satış neden olacaktır. Dolayısıyla ilk başta bir trade maksatlı girmekte fayda var ama yukarıya doğru hareketi de çok büyük beklemiyorum. İyi bir senaryoda 31-30'lara kadar bir yükseliş görmemiz söz konusu olabilir. Hemen şurada Amerikan-Alman spreadine de bir göz atalım. Ee, görüyorsunuz spredde de bir e, taban yapma e, çabası var. E, dolayısıyla 27.50'lere gelirse e, bilmiyorum belki buradan da dönebilir ama 27.50'lere gelirse e, Euro tarafında alım için e, bir adım atmayı bir pozisyon açmayı e, düşünüyorum. RSI tarafına da bakarsak aslında isterseniz şurada. görüyorsunuz yavaş yavaş bir divergence de oluşmuş durumda dolayısıyla euro tarafında artık bir tepki beklemekte fayda var diye düşünüyorum risk reversal'larda hemen bir göz atalım orada da benzer bir gelişme olup olmadığına bakalım orada da görüyorsunuz sert bir düşüşten sonra net bir şekilde yukarıya doğru bir pozisyon alınmış. Dolayısıyla euro'da bu seviyelerden kesinlikle short pozisyon açmam. 27 50'lere doğru bir gerileme olması durumunda da pozisyon açılabilir diye düşünüyorum. Long tarafta bir tepkiye oynamak kaydıyla. CFTC tarafına hemen bir göz atalım. E, CFTC tarafında da tabi e, net short pozisyonlar daha da artmış durumdaydı geçtiğimiz haftalarda. E, bu defa ufak bir pozisyon kapanışı görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsini e, bir araya koyarsak az önce söylediğim gibi bu seviyelerden short pozisyon e, açmak istemiyorum. Euro'da 27.50'ler kırılırsa short'a geçebilirim. Ama 27.50 seviyesinden bence longlanabilir. Bu seviyelerden de bir iki gün aslında takip etmek lazım. Belki 27.50 test edilmeden e, yukarıya doğru bir dönüşte söz konusu olabilir. Japonya'nın tarafına bakarsak Japonya'nın da söylenemeyecek aslında çok fazla bir şey yok. Soluksuz bir rally devam ediyor ve bu bizi 111'lere kadar da götürebilir. Tabi biraz abartılmaya başlandığını da söyleyebiliriz ama şu an için net bir dönüş sinyali aldığımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla bu tarafta da henüz Japonya'ya geçmek için erken diye bakıyorum ama önce bir sert satış gelirse ardından peşine takılabilir. Şurada görüyorsunuz short pozisyonların bu tarafta da azaltıldığını görüyoruz. Yani biraz sanki geçtiğimiz hafta net dolar long'lar azaltılmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla piyasanın bir düzeltme beklentisi içine girdiğini de söyleyebiliriz. Pound tarafı elbette çok önemli hareketler yaptı. Referandumdan hayır çıkacağı beklentisi ile toparlandığı ardından evet beklentisinin gelmesi anketlerinin açıklaması ile çok sert bir satış gördük. Cuma günü referandumun hayır çıkmasıyla 65 30'lara kadar yükseldi. Ancak kapanışı 63 civarından oldu. Burada 63 seviyesinin çok önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Şurada görüyorsunuz. Daha önce defalarca test edip aşağıya veya yukarıya doğru döndüğü bir seviyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla şöyle koyarsak 63 seviyesinin üzerinde kalması veya net bir şekilde altında kapanması hareketin yönü açısından kritik olacaktır. İskoçya konusunu bir kenara bırakırsak Fed'le beraber faiz arttırması en yani muhtemel merkez bankası olmayı sürdürüyor Bank of England. Dolayısıyla e, burada e, özellikle euroya karşı e, ben çok zayıf bir seyri olmasını beklemiyorum. E, dolar tarafı tabi Amerika'dan gelecek olan verilere bağlı biraz. Ama dolar tarafında da e, eğer 63'lerin üzerinde kalırsak çok agresif olmamak kaydıyla e, biraz daha yukarıya doğru bir hareket e, söz konusu olacak diye düşünüyorum. E, buradan Değerli metallere geçelim. Değerli metallerde özellikle gümüşte çok net bir çözülme oldu ve tarihi tarihi değil ama uzun süredir devam eden dibini de kırmış olduk. Şurada görüyorsunuz 3 kez e, test edilmişti e, bu dip e, ve üçüncüsünde de e, kırıldı. Aslında şurada da benzer bir e, durumdan bahsediyordum. E, şimdi buradaki kırılma e, öncü mü e, yoksa altınla olan şu uyumsuzluk alt e, gümüşü kurtarabilecek mi? E, bunu söyleyebilmek zor. Genelde altın e, gümüşü takip ediyor ve e, 1180 seviyesine ilk geldiğinde e, bir alım yaparım. E, ancak ikinci geldiğinde bu seviyeyi muhtemelen kıracaktır. E, bu seviyeyi kırarsa da e, hemen etrafta şeyi göreceğiz. E, altının çıkartma maliyeti işte 1100 dolarlar civarında. Dolayısıyla 1000 dolarlar vesaire görülemez şeklinde bazı beklentiler olacak. Bu doğru bir tespit ama e, 1180 kırılırsa e, 960-1050 seviyeleri görülecektir. Bu seviyelerin çok iyi bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. E, ama e, hani e, işte çıkarım maliyeti vesaire onlara çok fazla takılmamamız gerekir diye bakıyorum. E, altın hisselerine baktığımızda orada da dibin üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla benim buradaki e, beklentim e, biraz daha sanki e, gümüşü ilk başta yukarıya çekebilecek gibi bir e, bakıyorum ama ana problemde de tabi altın gümüş rasyosunun çok net bir şekilde altın lehine hareket ediyor olması bu bu iş değildir yani belli bir süre belki altın gümüşü tutacaktır ama gümüşte hızlı bir toparlanma olmazsa 1180 seviyesini test edeceğiz ve kıracağız şeklinde bakıyorum dolayısıyla 1180'den ilk gördüğünde trade bazlı pozisyon açarım ama çok büyük bir ihtimalle gümüşte net bir dönüş görmediğimiz takdirde 1180 kırılacak dolayısıyla long pozisyonları hani aslında 1270 kırıldığında 1240 kırıldığında log pozisyonlarının azaltılmış olması gerekirdi ama azaltılmadıysa 1180'in gümüşle beraber kırılması durumunda mutlaka azaltılması veya hedge edilmesi gerekiyor. Bunu kaydetmekte fayda var. CFTC tarafında bakarsak orada da şurada göreceksiniz long pozisyonların ciddi bir şekilde azaltıldığını, yarı yarıya geldiğini görüyoruz Ağustos'tan bu yana ama en düşük seviyelerinde değil. Tabi bir de commercial'ların ne yaptığına bakmak lazım. Commercial tarafında da görüyorsunuz net short pozisyonlar 76 bin civarında. Dolayısıyla şu an için altında tekrar söylüyorum çok fazla short olmakta, long olmakta mana görmüyorum. 10 yıllıklara buradan gelelim. 10 yıllıklar 200 günlüğünü test etti, ardından şu anda global satışlarla beraber bir bekleyiş içinde gibi gözüküyor. Buradan biraz daha geriye dönebilir ama Amerika'daki düzeltmenin şiddeti önemli olacak. Şayet çok net bir düzeltme görürsek tekrar 2.48 seviyelerini hızlı bir şekilde test etmemizi bekliyorum ama daha önce de söylemiştim aşağıya doğru olan hareketler genel bazda baktığımızda US Treasury şart satmak için şortlamak için bence fırsattır. Şuradaki kısa vadeli Trendi de kırdı gibi gözüküyor. Tabi az önce söylediğim gibi 2.48 seviyeleri kırılırsa biraz daha aşağı seviyeler 2.35'ler yeniden söz konusu olabilir. Biraz uzattım herkese tekrar iyi haftalar diliyorum.